Dedektif Raptor, Raptor, Raptor. Dedektif Raptor İpuçları toplanacak, doğru yanlış ayrılacak, aklımızı kullanarak sonuçlara varılacak. Raptor, Raptor, Dedektif Raptor, 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 Dedektif Raptor, 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 Dedektif Raptor. Dedektif Raptor. Emeksiz yemek tatsız olur. Güzel. Beyin jimnastiğimiz başlamıştır arkadaşlar. Görüşleriniz lütfen. Yani iyi bir sonuç elde etmek istiyorsak yaptığımız şeye emek vermeliyiz. Güzel. İyi başlangıçmışız. Pisiz. Şey, yemekle ilgili bir şey bulmak gerekiyor. O zaman pasta. Pastasız kahvaltı, kahvaltı değildir. Ne alakası var şimdi bunun pisiz? Yok mu? Bence çok alakası var. Burada ne söylemek istemişler, onu söyle. Demek istemişler, bir sofra düşünelim. Hı hı. Kahvaltı sofrası. Güzel. Bu kahvaltı sofrasında emek var. Özen var. Güzel. Evet. Çok iyi, çok iyi. Emekle hazırlanmış. Evet. Kocaman bir pasta var. İşte ben o kahvaltıya kahvaltı derim. Dinleyin, bir işe ne kadar çok emek verirsek o işten o kadar çok keyif almaya da başlarız ve sonuç güzel olur. Kapı, bir ses yemeği bırak, bir ses toparlar. Evet, hazır mıyız? Girebilirsiniz. Ağlamayın lütfen. Galiba bize bir şeyler anlatmak istiyor. Ne gibi? Ben anlarım şimdi. Demek öyle. Çok enteresan. Başka? Aa! Çok şaşırdım doğrusu. Ne diyor, ne diyor? Siz bu ilginç dilden ne anladın? Çok merak ediyorum doğrusu. Şey ne anladım? Ağlayan insanların da dinlenilmeye ihtiyaçları olduğunu anladım. Güzel. Tamam, sizi dinliyorum. Lütfen sakin olun ve anlatın. Benim adım Püskül. Ben bir korkuluğum. Korkuluk mu? Korkuluk ne iş yapar? Kuşlar bahçede ekili olan sebzelere zarar vermesin diye gözetleme yapar, beklerim. Geçenlerde 3 tane yavru kuş düştü yuvasından. Yavru oldukları için uçup gidemiyorlardı. Ben de ne yapacağımı bilemedim. En sonunda onlara kalacakları bir yer yapmaya karar verdim. Ne kadar güzel. Sonra? Gün geçtikçe onları çok sevdim. Ve sonrasında bir şeyler oldu. Evet. Çok, hem de çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Kayboldular. Uçup gitmiş olmasınlar peki? Hayır, uçamazlar. Daha o kadar büyümemişlerdi. Ama kayboldular işte. Onları çok, çok, çok özledim. Lütfen ağlamayın. Ay, ne kadar sevimli bir korkuluk, öyle değil mi pisiz? Yaparımızda ben hiç korkmadım. O 3 yavru benim hayatımı değiştirmişti sanki. Onlarla birlikte olmak çok güzeldi. Onlarsız zaman geçmiyor. Onlarsız sabah olmuyor. 3 küçük arkadaşım vardı. 3 küçük müzisyen. Durmadan şakırlardı. Sabahlara kadar gülen. Gittiler birdenbire. Kayboldular ansızın. Kaldım yapayalnız. Kimsesiz arkadaşsız. Bahçeymiş. Çok teşekkür ederim. Onlar işte bu bahçede cik 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 diye öterlerdi. Cik 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 diye mi? Ha. Birileri bu seslerden rahatsız olmuş olabilir. Pisiz. Kuş sesleri insana huzur verir. Son günlerde sizden başka birileri girdi mi buraya?
düşüneyim. Evet. Sütçü. Sütçü mü? Sütçü. Sütçümüz var bizim. Süt getirir bize. O gelmişti geçenlerde. Bu sütçüyle tanışmanın zamanı geldi. Sütçü Sütlaç. Kendine ait bir çiftlikte yaşıyor. İneklerini çok seviyor. Sütçülüğü babadan kalma bir meslek. Geçmişi süt gibi bembeyaz. Sütlaç! Ortada bir yanlış anlaşılma var. Benim kuşlarla bir ilgim yok. Bu kadar sütü nereye götürüyorsun sen? Çiftliğe. Sümbül Hanım süt istedi. Bu kadar süt biraz fazla değil mi? Evet, fazla. Eskiden bu kadar almazdı. Şimdi? Şimdi eskisinden çok daha fazla alıyor. Sence neden? Bilmem. Ben de ona sordum. Ne dedi? Şey dedi. Sağlıklı büyümek için süte ihtiyaç varmış. Hı? Sağlıklı büyümek mi? Kendisi zaten büyük değil mi? Daha ne kadar büyüyecek? Bilmiyorum. Bana aynen böyle söyledi. Başka bir şey dedi mi? Süt dedi. Ya süt demiş. Sevgi gibidir dedi. Sevgi gibidir. Gibidir. Sevgi emekle doyurur bizi dedi. Niye dedi? Ne demek istedi? Ne bileyim ben. Ben anlamadım. Ama belki işinize yarayacak bir ipucu olabilir. Ha, süt sevgi gibidir. Emeksiz yemek tatsız olur. İşte buldum sonunda. Pis es. Aynı şeyi düşünüyoruz değil mi? Yani Sümbül Hanım acıkmış. Pis es, ne alakası var bunun? Nereden çıktı şimdi bu? Ben öyle anladım. Sanırım olayları aydınlatmamıza çok az kaldı. Sümbül Hanım'la tanışmanın da zamanı geldi sanırım. Sümbül, villanın sahibesi. Bahçesini çok seviyor. Orada sebze ve meyve yetiştiriyor. Şehir hayatından sıkılıp kaçmış. Çareyi doğanın şefkatli kollarında bulmuş. Tam olarak ne arıyorsunuz? Bilmem. Siz söyleyin. Ben mi? Ben ne söyleyebilirim ki? Ne hakkında? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bana sanki bizden sakladığınız bir şeyler var gibi geldi. Ne gibi mesela? Bahçenizden kuşlar kaybolmuş. Olaydan haberiniz var mı? Var, biliyorum. Eskisinden daha fazla süt almanızın bir sebebi var mı? Var, içiyorum. Kukuklu bir saat ötüyor sanki. Ne diyorsun? Ne saati? Yemek saati. Pisiz. Bu guguk kuşlu bir saatin sesi değil. Guguk kuşu guguk guguk diye öter. Ama bu sesler cik 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 diye geliyor. Evet. Hepsi de farklı tondan ötüyorlar. Cik 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 cik. Şu taraftan geliyor. Kuşlar! Dur kedicik! Kedinize sahip çıksanız zarar vermesin. Yok yok, bir şey yapmaz, merak etmeyin. Kuşlar oradalar mı? Buldum! Buldum onları! Buldum kuşları! Buldum! Hani? Buldum ve çok sağlıklılar. Buldum kuşları! Evet evet, sağlıklılar değil mi Pisiz? Çok sağlıklılar! Yaşasın! Bu konu hakkında bize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Önceleri bu üç yavru kuşla çok ilgilendiği için işini yapamayan püskülle kızmıştım. Onları gizlice kulübeden alıp villama götürdüm. Fakat sonra kuşları o kadar çok sevdim ki. Ne kadar güzeller, baksanıza. Sonra villamda onlara bakmaya başladım. İşte bütün hikaye bu. İşte şimdi gerçekler ortaya çıktı. Sümbül Hanım, püskül yavru kuşlarını kaybettiği için ne kadar üzüldü, haberiniz var mı? Yavrulara o kadar alıştım ki püskülün neler hissettiğini biraz anlayabiliyorum. Püskülün neler yaşadığını görürsen onu tam olarak anlayabilirsin. Kuşlarım nerede? Nerede benim kuşlarım? Cik cik diye öterlerdi. Cik cikler, cik cik. Cik ciklerim neredesiniz? Cik 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 cik
Bütün bunları ben mi yaptım? Çok üzüldüm gerçekten. Ona bunları yaşatmaya hakkım yok. Kuşları hemen püsküle geri vereceğim. Çiçeksiz bahçe olmaz, emeksiz yemek olmaz. Sevgi sarmazsa dalları fidanlar ağaç olmaz. Çiçeksiz bahçe olmaz, emeksiz yemek olmaz. Sevgi sarmazsa dalları fidanlar ağaç olmaz. Kış soğuk olabilir, karlar dondurabilir. Fırtına uçurur, dallar kırılabilir. Ama sevgi onarır her şeyi. Sevgi ısıtır yürekleri. Nam 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 nam. Raptor, Raptor, Dedektif Raptor. İpuçları toplanacak, doğru yanlış ayrılacak. Aklımızı kullanarak sonuçlara varılacak. Raptor, Raptor, Dedektif Raptor. Raptor, Raptor, Dedektif Raptor. Raptor, Raptor, Dedektif Raptor. Dedektif Raptor.